Evet, değerli arkadaşlar, bugün parti meclisinde 31 Mart yerel seçim sonuçlarını ve siyasal sürecini birlikte değerlendireceğiz. Şimdiden hepimize kolay gelsin. Başarılı bir toplantı olmasını diliyorum. Evet, 31 Mart öncesi çok zor tartışmalar yürütüldü. Resmen ülkenin üzerine bir alacakaranlık çökmüştü. 31 Mart'ta halklar, emekçiler, Kürtler, gençler ve kadınlar bu alacakaranlığı dağıtarak yeni bir ışık yakmıştır, yeni bir yol açmıştır. Umarım bu yolu hep birlikte yapacağımız tartışmalarla, değerlendirmelerle, sizlerin katkısıyla birlikte büyüterek, güçlendirerek, geliştirerek hayata geçireceğiz. Kürt halkı 31 Mart'ta iradesine sahip çıkmıştır. Kayyum anlayışını ve kayyumları göndermiştir. Partisine oy vermiştir. Partisinin yanında durmuştur. Bölge halkı ranta, talana, yıkıma hayır demiştir. Her türlü hileye ve yalana karşı, rüşvete karşı DEM Parti çatısı altında bir araya gelerek tekrar yerel yönetimlerini, belediyelerini kazanmıştır. Batıda da ezilenler, emekçiler, kadınlar, gençler yine DEM Partisi çatısı altında yerel yönetimlerde söz sahibi olmuştur. Bu çok değerli ve anlamlı bir şeydir. Seçime başlarken de söylemiştik. Bölgede kayyumları, kayyum anlayışını, kötü yönetilen belediyeleri kazanacağımızı, kayyumları göndereceğimizi, Batı'da da halklarımızın, emekçilerin yaşadığı her yerde iradelerinin yönetime yansıyacağını belirtmiştik. Her iki stratejimiz de başarılı bir şekilde hayat buldu. Değerli arkadaşlar, DEM Parti Türkiye'de seçim sonuçlarını ve geleceğin rotasını belirlemiştir. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonrasında belirleyici konumunu yitirdi diyenlere 31 Mart'ta halklarla birlikte büyük bir cevap vermiştir. Belirleyiciliğini, denge konumunu koruduğunu bir kez daha herkese kanıtlamıştır. Hile, yalan, dolan, haram seçmenlerle birlikte Kars, Şırnak, Bitlis'in iradesi ve buna benzer birçok ilçemizin, beldemizin iradesi gasp edilmiştir. Aslında Kars, Bitlis, Şırnak kazanmıştır. Onlar kaybetmemiştir. Kaçak seçmenlerle Kars, Şırnak ve Iğdır'ın iradesini çalanlar kaybetmiştir. Kars, Iğdır ve Şırnak durumunda olan bütün il ve ilçe lerimizde yaşayan halklarımıza buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Üzülmeyin, siz kaybetmediniz, siz kazandınız, iradenizi gasp ettiler. Emin olsun bu kentlerde yaşayan halklarımız, söz veriyoruz buradan, daha güçlü oralarda çalışmalar yürüteceğiz, daha güçlü örgütleneceğiz. Bu haram ve kaçak seçmenlerle gasp edilen bu kentleri inşallah el birliğiyle, güç birliğiyle önümüzdeki seçimlerde kayyumları gönderdiğimiz gibi hırsızları göndererek tekrar halkımızın, halklarımızın iradesini yönetime taşıyacağımızın sözünü veriyoruz. Merak etmesinler, ilgileneceğiz, oradaki çalışmalarımızı büyüterek devam ettireceğiz. Kaybettiğimiz yerlerde hata ve eksiklerimizin olduğunu gördük. Zaten bu toplantıları da yani başarımızı tabii ki kutlayacağız. Kutlamak için yapmıyoruz. Seçimlerde eksik kaldığımız, yetmez kaldığımız, kaybettiğimiz yerlerdeki neden ve sebepleri tartışarak, araştırarak ve bunları ortadan kaldırmaya dönük bir çaba, çalışma için yapıyoruz. Evet, bir kazanım var. Bu kazanım halklarımızındır. Eksik ve yetmezlikler bizimdir. Biz böylesi bir gelenekten geliyoruz. Bu toplantılarla da bu eksik ve yetmezliklerimizi tespit ederek ortadan kaldırmanın çalışmasını birlikte yürüteceğiz. Değerli arkadaşlar, yeni dönem perspektifimiz çok net. Bir, örgütleneceğiz. İki, genişleyeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
daha güçlü örgütleneceğiz. Önümüzdeki dönem en önemli çalışma alanlarımızdan birisi örgütlenme olacak. Örgütlü olduğumuz, olmadığımız kentlerinin tamamında ciddi bir çalışma yürüteceğiz. Yine bu seçimlerle birlikte aslında çok önemli bir fırsat elimize geçti. Evet, genişleyeceğiz. Sadece Kürdistan'da seçimleri kazanmak, Batı'da kent uzlaşısıyla yönetimlere girmek yetmiyor. Daha da genişleteceğiz, daha da büyüteceğiz. Seçim sonuçlarında ortaya çıkan bu zemini demokratik ittifakları büyüterek sonuca ulaştıracağız. Demokratik ittifak çalışması da yine biz parti meclisinin yapacağı temel çalışmalardan birisidir. Hakkari'den İzmir'e, Van'dan İstanbul'a, Mardin'den Iğdır'a kadar hemen her yerde aslında halk tek bir şey söylemiştir. Değişim talebini dile getirmiştir. Bu seçimlerde hem Kürdistan'da hem Batı'da kazanan partiler ve adaylar değil, kazanan emekçiler olmuştur, yoksullar olmuştur, kadınlar olmuştur, gençler olmuştur, Kürtler, Aleviler olmuştur, Türkiye halkları olmuştur. Seçim sonuçları hepimize, Türkiye halklarına hayırlı olsun diyoruz tekrar. Değerli arkadaşlar, 31 Mart'ta Kürt halkı ve Türkiye halkları aslında birçok mesaj verdi ama üç tane temel mesajının altını bir kez daha çizerek sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk mesaj Kürt halkının mesajıdır. Kürt halkı inkar, düşmanlık, zulüm, kayım ve kıyım politikalarına hayır diyerek sandığa gömmüştür. Kendilerini kutluyoruz. Kürt sorununun demokratik çözümü konusunda iradesini bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Bu sorunun çözümü için iktidara, ana muhalefet partisine, muhalefete, devlet aklına bir kez daha parti meclisimiz huzurunda bir çağrı yapmak istiyoruz. Bir yüzyılı Kürtlerin iradesini inkar ederek, yok sayarak kaybettirdiniz Türkiye halklarına. İkinci yüzyılda 31 Mart'ta Türkiye halkları, Kürt halkı güçlü bir irade ortaya koymuştur. Artık ikinci yüzyılda bu iradeyi tanıma zamanı gelmiştir. Tekrar bu ülke halklarına, 86 milyona bir yüzyılda kaybettirilmesine asla izin vermeyeceğiz. İkinci mesaj daha fazla demokrasi mesajı olmuştur. Türkiye halkları sandıkta söz birliği etmiştir. Bu sözün adı da ruhu da daha fazla demokrasi olmuştur. Kürt meselesi, Alevi meselesi, eşitlik ve adalet sorunlarının çözümü demokratik bir anayasadır. Demokratik anayasa için son yaptığımız kurultayda söylemiştik. Demokratik anayasa hareketini başlattığımızı belirtmiştik. Mutfakta çok ciddi, çok değerli, çok kıymetli çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde bu tartışmalar sonucunda demokratik anayasa çalışmalarını Türkiye'nin dört bir yanına yayarak Türkiye halklarıyla buluşacağımızı, konuşacağımızı, bu meseleyi onlarla birlikte tartışacağımızı da belirtmek istiyorum. Üçüncü ve yine çok önemli bir mesaj da açlığa ve yoksulluğa sandıkta hayır mesajı verilmiştir. Emekliler çığlığını oy pusulalarına yansıtmıştır. Gençler geleceksizliğe hayır demiştir sandıklarda. İşçiler bu krizin faturasını, yükünü biz çekmeyeceğiz demiştir. Kürtler, Aleviler eşit yurttaşlık taleplerini sandıkta net bir şekilde ortaya koyarak mesajlarını vermiştir.